Merhaba. Sınav yayınları 24 adımda TYT, AYT, Geometri bitirme setinin 21. adım videosuna hoş geldin. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan, sınavyayin.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan, sağ köşedeki veya açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce, başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Evet değerli arkadaşlar katı cisimlere 21. adımla devam ediyoruz. Şimdi dik silindiri göreceğiz değerli arkadaşlar. Dik silindir neydi? Tabanı daire şeklinde olan prizmalara verilen isim. Bakın tabanı daire şeklinde olan prizmalara verilmiştir. Yani prizma. E Prizma ise arkadaşlar prizmanın hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Bakın aynı durum. Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi yan alan neydi prizmalarda? Taban çevresi, bakın iki pi tabanın çevresi çarpı yükseklik. Yan alanını da bulduk mu? Peki silindirin alanı dediği zaman taban, üst taban ve yanal alanın toplamı gerekiyor. 2 tane pi r kareden iki pi r kare bir de yana olan iki pi r h diyoruz. İncele bölümümüze bakıyoruz şimdi. Diyor ki ad 6 santim 3 santim hacmini bulalım. Neydi? Taban alın çarpı yükseklik yani pi r kare pi r kare çarpı yükseklik. Buradan cevabımız ne olacaktır? 54 pi olacaktır. Yana alanı soruyor. Yana alan neydi? taban çevresi çarpı yükseklik. Yani 2 pi r çarpı h r'si 3 olduğuna göre cevabımız 36 pi santimetre kare çıkacaktır. Silindirin alanını istediği zaman bakın yanal alan alt taban ve üst tabandan 2 pi r kare. Yanal alan alt taban ve üst tabanların alanları. Evet. Şimdi bir döndürme sorusu arkadaşlar. Bakın burada ne yapıyor? Diyor ki bu kenar etrafında 360 derece döndürüldüğünde şu kenar etraf. Yapmanız gereken şey şu. Kenarı şöyle bir çizmeye çalışayım sizle. Kenarı çizdim bakın. Bu kenarın hemen şöyle bu tarafta bir şöyle replikasını alalım. Yani aslında ne yapıyoruz? Oraya doğru bir simetriğini alıyoruz. Burada arkadaşlar 3. Bunu 360 derece döndürdüğünüz zaman bir silindir elde edersiniz. Unutmayın. 360 derece döndürdüğünüz zaman bir silindir elde edersiniz. İşte bu silindirin hacmini isterse bize yapmamız gereken şey arkadaşlar normal bildiğiniz hacimden pi r kare çarpı yükseklikten bulmak. Peki buraya gelelim. Bu sefer de şu kenarın yani 4 santimetrelik kenarın etrafında döndürüyor. Bakın hemen o kenarı baz alarak şöyle hemen buraya simetriğini çiziyorum. Yani aslında aynısını çiziyorum yanına. Sonra arkadaşlar bakın 6, 4. Burada hangi kenar etrafında döndüm? Şu. Diğer kenar arkadaşlar bizim silindirimizin ne oluyor arkadaşlar? Yarı çap oluyor. Bak şurası 6 santim silindirimizin yarı çap oluyor. Tamam mı? Döndürme soruları sevgili arkadaşlar rahat yapabileceğimiz sorulardır. Mesela bunu 90 derece döndürseydi buradan buraya kadar geldiği için çeyrek silindir olacaktı. 180 derece döndürseydi yarım bir silindir olacak. Tamam mı? Bunlara da dikkat edelim. Pekiştir bölümünde sevgili arkadaşlar bakın ne var? Diyor ki yükseklikleri 8 santimetre olan kare dik prizma ile dik silindir veriliyor. Kare prizma ile bakın kare dik prizma değil mi? Yüksekliği 8 santim. Şimdi kenar 6 santimse benim bunun içerisine sığabilecek en büyük silindirim ne olur? Yarı çapı zaten 3 olur. Onu da zaten vermiş bize. Eğer vermeseydi biz yine onu bilecektik. Silindir arkadaşlar ne olacaktı? Ee, yarı, çapı, yarı çapı bir kenarın yarısı kadar olacaktı. İçerisine sığabilecek en büyük silindir deseydi. Bunu unutmayalım lütfen. Şimdi ne diyor? Kare dik prizmanın içine tabanı 3, yarı çapı 3 cm olan dik silindir yerleştiriliyor. Kalan hacim nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar benim ne yapmam lazım? kare prizmanın hacminden dik silindirin hacmini çıkarmam lazım. E kare prizmanın hacmi ne? Taban alanı çarpı yükseklik yani 288. Peki dik silindirin hacmi ne? Pi kare çarpı yükseklik yani 216. Çıkardığınız zaman 72 cm küp bu kenardaki yani o dışta kalan boşluklarda. Burada da var bakın aynı şekilde. Burada da var ona dikkat edelim. Aşağı kadar var o boşluk. Geldim buraya. Taban yarı çapı 4 cm olan bir silindire 10 cm, 10 cm yüksekliğinde bir su vardır silindirde. Bu silindirin içine bir ayrıtı 4 cm olan küp şeklindeki bir demir parçası atılıyor. Su kaç cm yükselir? Şimdi arkadaşlar su kaç cm yükselsin? Peki benim buradaki yükselen hacmim yani şu sıvının hacmi neye eşit olmalı? Benim içerisine attığım içeri batan küpün hacmine eşit olmalı. Peki bu Küpün hacmi neydi? 4'ün küpünden 64 cm küp. Peki buradaki silindir şeklindeki su hacminin e, hacmini bulmak için ne yapıyoruz? Suyun hacmini bulmak için pi r kare pi çarpı 4'ün karesi çarpı yükseklik diyoruz. Buradan h dediğimiz yükseklik 4 bölü, 4 bölü pi şeklinde olur diyoruz. Evet geldim buraya. Şekildeki dik silindirin taban alanları toplamının yanal alanına oranı 1 bölü 3'tür. Bakın taban alanları toplamı. Taban alanı neydi? Pi r kare. Pi r kare de bu. 2 pi r kare. 2 pi r kare. Peki, peki değerli arkadaşlar. Ee, yan alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik. Yani 2 pi r çarpı h. Doğru mu? Süper. Bunların oranı 1 bölü 3'müş. Şimdi buradan 2 pi r'ler gitti. Bakın mavi kalemimi alayım. Şurada r Aşağıda H kalı. H'ı zaten 9 vermiş bize. Bakın H9. O zaman R dediğimiz değer 3 oldu. O zaman geldim yarıçapı çapı 3 olarak buldum. Hacim neydi? Pi çarpı R kare çarpı yükseklik. O da eşittir. 81 Pi cevabını buluyoruz değerli arkadaşlar. Geldim buraya. A'dan C'ye giden en kısa yol nedir diyor bize sevgili arkadaşlar. A'dan C'ye gidecek en kısa yol nedir? Şimdi ben bunu açtığım zaman... Şöyle açtığımda. Şöyle güzelce açabilirsem. Şöyle açtım. Şöyle geldi aşağı doğru. Süper. Şimdi bakın. Burada değerli arkadaşlarım. Dönüp tekrardan D'ye gelseydi şu olacaktı. A noktası burada ya. D. Şuraya D üstü diyecektik. Tam buraya gelecekti bakın. Üzerini... E silindir yüzeyi üzerinden D noktasına gelseydi buraya gelmiş olacak Ama oraya gelmemiş. Nereye gelmiş? Tam şuraya. Tam ortasına gelmiş. He, yani burası C. Açtığınız zaman. Süper. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Ben burada geliyorum. Benim şu uzunluğu bulmaya ihtiyacım var. E burası dik zaten. Çok güzel. E burası 3 pi verilmiş. Süper. E burası ne? Şimdi bunun çevresi. Dikkat edin. Çemberin çevresi veya dairenin çevresi 2 pi re. 2 pi çarpı 3'ten ne olacaktır? 6 pi olacaktır. Şimdi 6 pi ise yarı yarıya paylaştığına göre burası 3 pi, burası 3 pi şeklinde oldu mu? 3 pi, 3 pi, burası 3 kök 2 pi şeklinde elde edilir diyoruz. A'dan C'ye giden en kısa yol. Eğer A'dan D'ye deseydi bakın dönerek gelip buraya gelseydi o zaman burayı 6 pi alacaktık. 3 pi, 6 pi, Pisagor uygulayıp ne yapacaktık? 3 kök 5 pi'yi bulmuş olacaktık. Geldim sevgili arkadaşlar 3. soruya. Şekilde yüksekliği 10 santim olan dik silindirin içerisine en büyük hacimli bir kare prizma yerleştiriyoruz. Bakın kare prizma. O zaman şunu diyorum. En büyük hacimli yerleştirdiysek benim şuradaki şuradaki uzunluğum aslında çapa denk geliyor. Ee, süper. Bunu bulduk. Kare prizmanın hacmi neymiş? 500. Ben buraya x x dersem buradan kare prizmanın hacmini nasıl buluyordum? Taban alanı çarpı yükseklik eşittir 500'müş. Buradan x kare dediğim değeri 50 buldum mu? Süper. Şimdi sevgili arkadaşlar x kare 50 ise ben burada çapı bulabilirim. x kare x kare 50 artı 50 100. Yani burası 10 santim olacak. 5'e 5. Yarı çapını buldum. E silindirin hacmi pi çarpı 5'in karesi çarpı yükseklik o da eşittir 250 pi diyoruz. Tamam mı? Ya yani burada şunu bilmek gerekiyor. İçerisine sığabilecek en büyük hacimli kare prizma dediğimiz zaman şuradaki köşegeni yani kare dik prizmanın köşegeni aynı zamanda silindirin tabanının yarı çapı oluyor. Taban yarı çapı oluyor. Bunu bildiğiniz zaman gerisi problem değil. Değerli arkadaşlar. Peki hocam geçelim bakalım nereye? konuya. Şimdi sevgili arkadaşlar tabanı daire olan dik piramide bakın dik piramide ne diyoruz? Koni diyoruz. Piramit bu sefer. burada A arkadaşlar A kare ne olur? Burada ayrıt dediğimiz. Burada arkadaşlar H kare artır R kare eşit işte olur. Buradan çizilen yükseklik tam merkeze gelir. Buna dikkat edelim. Yani buradan zaten yükseklik merkeze gelmek zorunda. Bunu arkadaşlar önceden daha çok kitaplarda L harfiyle gösteriliyordu bu. Aklınızda olsun. Bazı kitaplarda da vardır. E, rahat bazı kullanımlar sunuyordu. Mesela neydi? Yanal alan dediğimiz alanda bir şöyle yapıyorduk. Yanal alan nasıl? Pırıl pırıl. Bak pırıl. Tamam mı? Buradan aklınızda kalabilir yani. Yanal alan pırıl pırıl. Tertemiz yaptım. Dik koninin hacmi dediğimiz zaman silindirin hacminin 3'te 1 olarak kodlayabilirsiniz. Silindirin hacmi pi r kare çarpı yükseklikti. Koninin hacmi ise pi r kare çarpı yükseklik bölü 3. Şimdi geldim buraya sevgili arkadaşlar. Burada ayrıtın bakın yarı çapa oranı ayrıtın yarı çapa oranı veya burada ters vermiş yarı çapın ayrıta oranı alfa bölü 360'tır. Bunu bilmeniz sizi çok rahat eder. Ha bunu uzun yoldan bulabilir misiniz? Bulursunuz. Dersiniz ki hocam alfa bölü 360 bakın şuradaki yayın uzunluğunu bulacağım. Alfa bölü 360 pi çarpı a kare. Şey, özür diliyorum çok özür diliyorum. Uzunluğa gidiyorum bir saniye. 2 pi A. Tamam mı? Çevre. E peki şu uzunluk değerli arkadaşlarım. Şuradaki daireyi tamamen saracak mı? Evet. E bunun çevresi neydi? 2 pi r. Buradan eşitlediğiniz zaman bu oranı yakalamış olursunuz. Peki incele bölümüne geliyoruz. Ana doğrusu 10 santim, taban dairesi 16 santim olan dik dairesel koninin bütün alanını ve hacmini bulunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada Taban dairesinin çapı 18, şey 16, 8, 8 geldi mi? Süper. Ana doğrusu 10 santim. Bu da tamam. Ana doğrusu 10 santim. Ben yüksekliği bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Çizdim. 6, 8, 10 üçgeninden yüksekliği buldum. Şimdi artık ne istiyorsa bulabilirim. Ne istiyor mesela benden? Yanal alan. Yanal alan neydi? Pırıl pırıl. P, R, L. Yani 80 pi. Taban alanı nedir? Pi, R kareden 64 pi. Peki tüm alan nedir? Yanal alan ile taban alanının toplanmasıdır. Peki hacmi nasıl buluyoruz? 1 bölü 3 pi çarpı 8'in karesi çarpı 6. Yani 128 pi diyorum. Şimdi geldim buraya. Kesik koni sorularında öncelikle kesik konu tamamlanarak bir tam koni oluşturulur. Tamam mı? Eğer böyle bir soru gelirse karşımıza önce bunu tam koniye tamamlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar ne istiyor bizden? yarı çapı 2 santim, 5 santim kesik koninin hacminin kaç santimetre olduğunu bulalım. Şimdi kesik koninin hacmini bulmak için önce bütün koninin hacmini bulabiliriz. Tamam mı? Bütün koninin hacmini bulduk. Süper. Ne bulduk? Pi r kare çarpı yükseklik. Burada yapmamışım çözümü. Farklı bir şekilde yapmış. Biz önce yapalım sonra kitabımızı uyalım. Pi çarpı 5'in karesi çarpı yükseklik bulmamız lazım. Doğru mu? Hocam yüksekliğin hepsi yok ki. Önce onu bulalım. Peki. Geldim buraya. Şu yüksekliği bulmam lazım. Önce diyorum ki hocam yükseklik yok. Şurada bir çizersem aşağı doğru bakın. Şöyle hocam burası 4, burası 3. Daha doğrusu 2 geldi buradan. Buraya 3 kaldı. Burası da 4 olmak zorunda oldu. Şimdi bakın. 4 yüksekliğini yazdık mı? Süper. 4 yüksekliğini bulduktan sonra şuna geliyoruz. Diyoruz ki H1'in H1 artı H2 oranı yani benzerlik bakın H1 artı H2 yani H1 bölü H1 artı 4 eşittir benzerlik oranı 2 bölü 5 tamam mı? Burada H1 demişti H1 diğerimizde işte. burası 4. H1'in H1 artı 4 oranı 2'nin 5 oranı. Buradan H1'i 8 bölü 3 bulduk mu? Bulduk. Getirip burada yerine yazdık 8 bölü 3. Sevgili arkadaşlar artık yüksekliği biliyorsunuz. Pi çarpı 5'in karesi çarpı yükseklik 20 bölü 4 kere 3 12 20 bölü 3 bölü 3 eksi şuradaki silindirin daha doğrusu koninin hacmini çıkaracaksınız. Pi çarpı 2'nin karesi çarpı 8 bölü 3 bölü 3. Bu şekilde bulabilirsiniz. Bir de şöyle bir durum söz konusudur. Hacimlerle alakalı değerli arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Şimdi 2 bölü 5 ya benzerlik oranı 2 bölü 5 benzerlik oranının karesini veriyorsa alanlar oranı hatırlayın. Burada arkadaşlar küpünü aldığınız zaman hacimler oranı verir. Yani 8/25. bölü 25. Yani siz buradaki hacme 8v derseniz buradaki hacme toplam 25v olması için 17v diyebilirsiniz. Yani bütün hacmi bulup 25v'ye eşitleyerek sonra 17v'yi çekebilirsiniz burada. Geldim buraya. TAB dik diyor sevgili arkadaşlar. Yapalım onu. Dik sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Oluşturduğu ne istiyor bizden? Şuradaki açı istiyor sevgili arkadaşlar. Hatırlayın neydi? Alfa bölü 360 eşittir R bölü L yani 2 bölü 10. Buradan alfa eşittir 144 mi çıkıyor? Pardon 1 bölü 5 72 çıkar değil mi? 1 bölü 5 72. Olay bu kadar. Ya bunu muhakkak bilin çok karşınıza gelecek değerli arkadaşlar. Geldim buraya. Diyor ki Kıvrılarak bir koni elde ediliyor. Şimdi ben hemen geliyorum. Diyorum ki 90'ın bakın 90 derecenin 360 derece oranı R'nin L'ye oranıydı. Doğru mu? Buradan R ne oldu? 2. Şimdi yarı çapı biliyorum. Güzel. Bana bir de yükseklik lazım. Diyorum ki ben yüksekliğim. Ana doğruyu biliyorum. H kareliyim buraya. H kare artı R'nin yani 2'nin karesi eşittir 64. Buradan yüksekliği 2 kök 15 buldum mu? Evet. Artık yükseklik belli. Hacim bulmak çok kolay. Neydi? 1 bölü 3 pi r kare çarpı yükseklik. Olay bu kadar arkadaşlar. Geldim buraya. Yukarıdaki dik koni ve dik silindirin yarı çapları ve yükseklikleri birbirine eşittir. Yarı çapları ve yükseklikleri birbirine eşittir. Tamam. Silindir boşken dik koninin yarısına kadar dolu olan su silindire boşaltılırsa silindirdeki suyun yüksekliği ne olur? Yüksekliği ne olur? Çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ben hemen şuraya geldim. Benim buradaki suyum V dersem burası 7V olur. Neden? Benzerlik oranı 1 bölü 2. Bunun küpü sevgili arkadaşlar 1 bölü 8. Yani V ise 7V olmak zorunda. Güzel buraya kadar tamamladım. Sonra geldim dedim ki bu 8V'lik hacim neye eşit? 1 bölü 3 pi r kare çarpı yükseklik. Yükseklik 8 santim verilmiş. Buradan pi r karenin 3V'lik bir hacme eşit olduğunu biliyorum. Ne yaptım bak? Bu suyu getirdim buraya boşalttım. Burada 7 V'lik bir hacim olacak. Yüksekliğim H2 yarı çapım R. Ne diyorum? Pi R kare çarpı H2 yüksekliği eşittir 7 V. Buradan H2 eşittir 7 bölü 3 değerini bulmuş oluyoruz. Evet gelelim değerli arkadaşlarım. Nereye? Uygula bölümüne. Koninin hacmi 100, 100 pi diyor. Peki koninin hacmi neydi? Pi çarpı r kare 5'in karesi çarpı yükseklik bölü 3 eşittir 100 pi diyor. Bakın pi'ler gitti. 300 h buradan ne oldu? 12 oldu. Doğru mu? H'ı buldum. 12 burası ne oldu? 13. Yanal alanı soruyordu. Yanal alan neydi? Yanal alan pırıl pırıl. Doğru mu? Pi yarıçap 5 L yani ana doğru dediğimiz doğru 13. Buradan 65 p cevabını elde ediyoruz. Geldim buraya. Tabanları aynı düzlemde olan dik koninin içerisine şekildeki dik silindir konuyor şekildeki dik silindir konuyor. Tamam. Dik silindirin hacminin dik koninin hacmine oranı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar ben buraya yarı çapına 1 dersem rahat R demiyorum da 1 bir dedim. 1'e 2 oranı olduğu için benzerlikten şurası ne olacaktır? 2 olacaktır. Peki. Dik silindirin hacmini bulalım. Dik silindirin hacmi. Bunun yüksekliğine bu arada ben e, H dersem bunun yüksekliği sevgili arkadaşlar ne olacaktır benzerlikten dolayı? 2H olacaktır. Çok güzel. Burada da R2R diyelim hadi. Şey olmasın. Dik silindirin hacmi pi çarpı r kare çarpı yükseklik yani h. Koninin hacmine bakalım. 1 bölü 3 pi çarpı r kare ama burada r ne? 2r'ye bakın. 2r'nin karesi 4r kare çarpı yüksekliğimiz ne arkadaşlar? 2h. Güzel. Hemen geldim buraya. R kareler gitti. H gitti. Pi gitti. Burası 8 bölü 3 ters çevrildiği zaman 3 bölü 8 cevabını elde ediyoruz. Olay bu kadar arkadaşlar. Geldim 3. soruya. 3. soruda şöyle diyor. ATC 35 derece. A bölü R nedir? Şimdi A bölü R oranı sevgili arkadaşlar. Biz şunu görmüştük. R bölü A 135 bölü 360'tı. 45'e böldüm 3 defa. 45'e böldüm kaç defa arkadaşlar? 8 defa. R bölü A 3 bölü 8. Ama bizden A bölü R'yi istediği için dikkat edin burada ters köşe yapabilirler. 8 bölü 3 diyoruz cevabımız. Küreye geliyoruz şimdi sevgili arkadaşlar. Küre uzayda sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine veya kümesine küre diyoruz. Bakın uzayda diyor 3 boyuta çıkıyoruz. Kürenin alanı 4 pi r kare şeklinde bulunur. Alan 4 pi r kare. Kürenin hacmi ise kürenin hacmi ise 4 bölü 3 pi r küptür. Şimdi geldim buraya. O merkezli r yarıçaplı küre merkezinden h kadar yükseklikte bakın merkezinden h kadar yükseklikte bir düzlemle kesilirse şey gibi şimdi portakal düşünün bıçakla dümdüz kesiyorsunuz. Ne olur? Orada kalan bir şekil dairedir değil mi? Oraya dikkat edin. O bir merkezi r yarıçaplı bir daire meydana gelir. Evet. Burada da arkadaşlar Pisagor bağımsını kullanabiliriz. Buradaki kesitin alanını sorarsa burası pi r karedir. Dikkat edelim. Zaten biz şuradan yarıçaptan falan r'yi bulacağız. Sonra alanları falan bulacağız. Bu tarz sorular var. Şimdi geldim buraya. Yüzey alanı incele bölümümüzde. Yüzey alanı 144 pi. 144 pi olan. Yani yüzey alanı neydi? 4 pi r kareydi. Doğru mu? 4 pi r kare 144 pi ise buradan r 6. Bizden kürenin hacmini istiyor. Kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küp. Getirip yerine yazdığımız zaman 288 santimetre küp. 288 pi santimetre küp. Evet değerli arkadaşlarım bakın ne diyor sırada? Yarı çapı 8 santim olan bir küre merkezden 6 santimetre uzak, uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. Portakalı düşünün. Bıçakla kestim attım. Şimdi 6 santimetre yükseklikte diyor uzaklıkta. Uzaklık dediği zaman zaten orayı yükseklik olarak düşünün unutmayın. E bunun zaten yarı çapı neydi? 8'di. E ben buradan Pisagor yaparsam burası ne olur? R kare eşittir. 8'in karesi eksi 6'nın karesinden 28 olur. Doğru mu? O halde kesit dairesinin alanı pi r kare olduğu için 28 pi'yi buluyoruz. Bu tür soruları yaparken de bakın ne yapmış? Yazarımız da güzel bir hareket yapmış burada. Hiç r'yi bulup kök 28, 2 kök 7 burada vakit kaybettirici hamlelerle uğraşmıyorsunuz. R kare lazımsa en azından bir kalsın orada. Şimdi burada sevgili arkadaşlar yanda şekilde bir küre içine kürenin yüzeyine teğet bir silindir yerleştirilmiştir. Tamam. Diyor ki silindirin yüksekliği 6 santim ve hacmi 96 pi santimetre küp olduğuna göre. Şimdi silindirin yüksekliği 6 ise ben önce şunu biliyorum. Silindirin hacmi pi r kare çarpı yükseklik. E, geldim buradan r'nin 4 olduğunu yakaladım. Yüksekliği çünkü 6 idi. Bakın 4'ü getirdim yerine yerleştirdi. E, şimdi burada Arkadaşlar yüksekliği 6 ise burası 3 müdür? 3, 4, 5. Ne yaptım ben? Kürenin yarı çapını buldum. E kürenin yarı çapını biliyorsam hacim neydi? 4 bölü 3 pi re küptü hocam. Getirip yerine bakın rahat bir şekilde yazabiliyorum. Bunda zaten sıkıntı yaşamıyorsunuz. Pekiştir bölümüne bakalım sizlerle beraber. Bakın pekiştir bölümünde ne diyor? Şekilde hacimleri eşit işte olan yarım küre ile dik koni veriliyor. Hacimleri eşit yarım küre ile dik koni veriliyor. Buradan R, R şeklinde vermiş. Ben hemen şuna giriyorum. Yarım kürenin hacmi nedir? 4 bölü 3 pi r küp tamamıydı. E bunu ikiye bölerim. 4 bölü 3 pi r küp çarpı 1 bölü 2. Eşittir. Peki, peki. Dik koninin hacmi neydi? Pi r kare çarpı yükseklik. Pi r kare çarpı 6 bölü 3. Buradan R'yi kaç yakaladım? 3 santimetre yakaladım diyorum. Geldim buraya. Sevgili arkadaşlar diyor ki taban yarıçapı 12 ana doğrusu 20 santim olan bir dik koninin içine taban yarı çapı 12, ana doğrusu 20 santim. E 12 ise 20 ise burası ne olması gerekir? 16. Doğru mu? Süper. Buraya bir küre yerleştiriyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bu yerleştirdiğim kürenin yarı çapına ben R diyeyim. Her tarafa şöyle R şeklinde teğet olacak. Güzel. Şimdi benden ne istiyor? Bu kürenin yarı çapı nedir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabilirim ben? Geliyorum diyorum ki ya burada aynı açıya sahip durumlar söz konusu. Bakın ne diyor? PTO. Buraya alfa dedim. PTO. Bir üçgen. Doğru mu? He. Hocam bu üçgenle büyük üçgeni benzer yaparım. Mantıklı olarak. Sonuçta alfa. Veya şunu da yapabilirsiniz. Bakın tanjant alfa için tanjant alfa neydi? Karşı bölü komşu. Yani 12 bölü 16 büyük üçgende. Büyük üçgende. E, küçük üçgende tanjant alfa değişiyor mu? Değişmiyor. Yine karşı bölü komşu. Yani R bölü 8. Buradan da R'nin 6 santimetre olduğunu daha rahat bulabilirsiniz. Hiç öyle ekstra bir benzerlik düşünmezsiniz. Peki. Geldim. Geldim. Nereye? Uygula bölümüne. Şimdi hacmi. Dik koninin hacmi 72 pi'dir diyor. Dik koninin hacmi. Ben buraya R diyeyim. Sevgili arkadaşlar bunun yüksekliği de R. Yani O zaman geldim. Dik koninin hacmi nasıl buluyordum? 1 bölü 3 pi R kare çarpı yükseklik o da R eşittir 72 Buradan gitti. 216. R küp 216 ise R ne oldu? 6. R'yi buluyorum. Ne istiyor benden? Kürenin alanı. Kürenin alanı neydi? 4 pi r kare. Peki sevgili arkadaşlar 6'yı yazdım buraya. 6'nın karesi 36. 36 çarpı 4 de 144 pi şeklinde elde edilir diyoruz. Gördüğünüz gibi öyle çok zorlayıcı bir soru değil. Peki. Ağız tedavisi aldım arkadaşlar. Ondan dolayı böyle konuşmada bazen sıkıntı çekiyoruz. Ya zaten konuşamıyordun hocam diyor. <laughs> tamam bazen böyle problem olursa arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi O1 merkezli yarım kürenin hacmi 2 kök 6. Tamam. Kürenin hacmi hacmi 2 kök 6. Hmm, güzel. O merkezli yarım kürenin hacmi nedir diyor. Peki. Şimdi ben şunu ne biliyorum? Yarı çapı R. Peki sevgili arkadaşlar şuradan da R. Büyünün yarı çapı ne oldu? Bakın. R kök 2, doğru mu? He, şimdi, o zaman şuna geldim dedim ki, bunun yarım kürenin hacmi neydi? Önce onu bulalım kürenin hacmi 4 bölü 3 pi reküp bölü 2, yani 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. 2 kök 6'ya eşitmiş. Bizden istediği de şu, 4 bölü 3 pi rekök küp 2'nin küpü ne yapar? Reküp çarpı 2 kök 2, doğru mu? Rekök küp 2'nin küpü küp çarpı 2 kök 2 çarpı 1 bölü 2 neden? Sonuçta bu da yarım küre. Bunu istiyor. Güzel. E şimdi siz şunu biliyorsunuz. 4 bölü 3 pire küp çarpı 1 bölü 2. Yani şu ifadelerin çarpımının sevgili arkadaşlar 2 kök 6 olduğunu biliyorsunuz. 2 kök 6 çarpı 2 kök 2 ne yaptı? 4 kök 12. Bu da 2 kök 3'tür. Çarptığımız zaman 8 kök 3 cevabını elde ediyoruz. Peki geldim buraya. Diyor ki OB 6 santim. O merkezi çeyrek daire AO yarıçap doğrusunda 360 derece döndürüldüğünde. Şimdi bunun etrafında 360 derece döndürüldüğünde hemen şöyle simetriğini aldım. Sevgili arkadaşlar demek ki ne elde ediliyor? Yarım bir küre elde ediliyor. Peki yarım kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. Re ise 6 oldu. Altın küp çarpı 1 bölü 2. Çünkü yarısını istiyor. Şimdi bunlar sadece işte 2. Burası ne yaptı? 216. Doğru mu? 3'e böldüğüm zaman 72 yaptı. 72 ile 2'yi çarptım. 144 pi diyoruz değerli arkadaşlar. Adım tarama testine geçiyoruz. İsterseniz ufak bir mola yaptıktan sonra devam edebilirsiniz. İsterseniz derse devam da edebilirsiniz. Ünite daha doğrusu adımımız biraz daha kısa olduğu için. Ne diyor birinci sorumuzda? Taban yarıçapı 6 santim, yüksekliği 8 santim olan bir dik silindir eritilerek taban yarıçapı 2 santim ve yüksekliği 3 santim olan dik konilerden en fazla kaç tane yapılabilir? Şimdi eritiliyor diyor. O zaman hacim söz konusu. Diyoruz ki taban yarıçapı çapı 6, 6 santimse ise bunun hacmi pi r kare çarpı yükseklikten bulunur. Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 8. O da eşittir sevgili arkadaşlar. 288 pi. Şimdi ben bunu eriteceğim. Ne elde edeceğim arkadaşlar? Taban yarı 2 santim olan yükseklik 3 santim. Dik koni dikkat edin. O zaman diyorum ki 1 bölü 3 çarpı pi çarpı re kare yani 2'nin karesi çarpı yükseklik 3'ler gitti. Demek ki bir tane koni için 4 pi'lik bir neye ihtiyacımız var? Sıvı metali artık neyse metal miydi bu? Plastik metal neyse artık. Şimdi 288 pi'yi 4 pi'ye böldüğümüz zaman 72 tane bu konilerden elde edebiliriz. Geldik ikinci soruya. 8 santim 10 santim demek ki burası 6 yarı çapı 3 3 oldu mu? Hacmini soruyor. Pi çarpı r kare çarpı yükseklik o da eşittir. 72 pi hacme sahiptir diyoruz. Üçüncü soru. Yanal alanı 65 pi. Yanal alan neydi? Pırıl pırıl hocam. Pırıl pırıl. P çarpı R çarpı L. Yani ana doğru. 13 eşittir 65 pi. Buradan R eşittir 5 geldi mi? Süper. Şimdi yarı çap 5. O zaman geliyorum diyorum ki yarı çap 5 ise benim şuraya çizdiğim yükseklik olur. Burası 5, 12, 13 özel üçgeni. Hacim 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R kare yani 25 çarpı yükseklik yani 12. Sadeleşti 4 çarptığım zaman 100 pi santimetre küp hacmini elde ediyorum. Ve geldik dördüncü soruya. Şimdi ne diyor bana? Koninin tüm alanı nedir? Şimdi 120 derece bölü 360 derece bana neyi veriyordu? R bölü L yani ana doğru 12. Buradan R eşittir 4 oldu mu? Süper. R'nin olduğu yere geldim 4'ü yazdım. Şimdi tüm alanı bulacağız. Tüm alan nasıl bulunuyordu? Burası arkadaşlar pırıl pırıldı. P çarpı 4 çarpı 12 yani 48 pi burası. Peki burası pi r kareden pi çarpı 4'ün karesi o da eşittir 16 pi. X'ini topladığım zaman topladığımda 64 pi şeklinde bir cevap buluyoruz. Evet gelelim 5. soruya. Şekildeki dik kondi. at 10 santim ab 12 santim. Şimdi ben buradan sevgili arkadaşlar yüksekliği çizdiğim zaman tam merkezden geçti. Ortaladım burayı 6 santim 6 santim dedim. Şimdi sevgili arkadaşlar şu kısma R dersem. Edin. R dersem. Ne olacaktır? Şöyle bir yüksek daha çizelim buraya. Her iki noktadan değiyor bakın. Burası da 6. Buraya 4 kaldı. Tamam mı? 6'ya 6. Şimdi 6, 8, 13 üçgeni var burada. Dikkat edin. Ana kol 10, 6. Demek ki burası 8. R ise şuraya 8, 8, R kaldı. E burası da R. Şurada Pisagor uyguladığımız zaman R'nin 3 olduğunu göreceğiz. 3, 4, 5 üçgeni. Demek ki R'si 3 en büyük hacim 4 bölü 3 pi r küp 3'ün küpü o da eşittir. Işte 36 pi diyoruz değerli arkadaşlar. Ve geldim buraya. Sevgili arkadaşlar bunda pratik bir yol deneyebilirsiniz. Pratik yol şu. Boşalacak ya sevgili arkadaşlar. Dik konu neydi? Silindirin hacminin 3'te 1'iydi. O zaman 24 santim ise bu tamamen boşaldığı zaman 8 santimlik bir yükseklik oluşur deyip hemen hızlıca çözebilirsiniz. Veya dersiniz ki hocam ben buraya R diyeyim. Buranın hacmi pi r kare çarpı yükseklik 24 bölü 3. Şimdi bu burada haş gibi bir yüksekliğe gelecek. Pi çarpı r kare çarpı haş bu hacme eşit olması lazım. Burası da 8 pi r kare. Buradan haşın 8 santimetre olduğunu bulabiliriz. Birazcık kötü yazdım gerçi burada ama hızlı olsun diye. Yedinci soruya geldik sevgili arkadaşlar. Ne diyor? Dc etrafında. 360 derece döneceğiz. Bu tür durumlarda hemen bunun simetriğini çiziyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle bir simetriğini çizeceğim. Şöyle. Şuradan da şuraya bir çizeyim. Bakın bir simetrik. Simetriyi döndürdüğümüz zaman neler oluşuyor onu bakalım. Şöyle DC etrafına döndürünce. Bir. Burada bir tane silindir var bakın. Şöyle. Süper. Şunu da şöyle çizdik mi? Süper. Ne oluştu? Bir tane silindir bir tane koni. Şimdi burası 4 santim buraya 4 santim kaldı. Bu silindirin hacmi pi çarpı r'nin karesi çarpı yükseklik. Yani yükseklik dedim direkt yükseklik yazdım. Yüksekliği biliyorum zaten 4. Burası 36 pi santimetre küp oldu. Burası da sevgili arkadaşlar 1 bölü 3 pi r kare 4'ün karesi çarpı 4 Özür dilerim 4 değil yarı çarpı 3 çünkü. 3'ün Şöyle. 3'ün karesi çarpı yükseklik. Buradan da ne olur sevgili arkadaşlar? 12 pi. Zaten hızlı pratik bir şekilde şuradan bulabildiniz. Yükseklikleri aynı. Taban yarı çapları aynı. Demek ki 3'te 1 olacak. Direkt 3'te 1'i de diyebilirdiniz. Buradan cevabımız 48 pi'lik bir hacimdir. Suyun hacminin koninin hacmini oranı 37 bölü 64. Şimdi bakın burası 37 ise buraya ne kaldı? 27. Şimdi buradaki hacmin bütün hepsine oran yani x'in x artı biri oranı dikkat edin benzerliği veriyordu x'in x artı biri oranı benzerlik oranının küpü ise hacimler oranını veriyordu yani 27 bölü 64 buradan değerli arkadaşlar x bölü x artı bir eşittir 3 bölü 4 buradan x eşittir 3 santim olur diyoruz ve geçtik 9. soruya İçi dolu bir küre iki eşit yarım küre olacak şekilde kesiliyor tamam Kürenin kesilmeden önce alanının oluşan iki yarım kürenin yüzey alanları toplamına oranı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar küreyi düşünelim. Şöyle yarı çapı R olsun. Normalde bunun alanı neydi? 4 pi R kare. Şimdi siz bunu kesip iki tane yarım küre oluşturduğunuz zaman şöyle ne oluyor değerli arkadaşlarım? Şöyle normal alan yine duruyor. Bir de fazlalık olarak şu kesilen değil mi? Şu yüzey alanı geliyor. E buranın alanı πr kare değil mi? 2 tane var burada, 2πr kare. Doğru mu? Toplam alan ne oldu? Şu anda bu durumda 6πr kare oldu. Hemen geliyorum diyorum ki 4πr kare bölü 6πr kare oldu. Bu da 2 bölü 3 cevabını verir diyoruz. Ve geldik 10. soruya. Diyor ki birinci konumdan ikinci konuma getirince bir miktar su kabın dışına akıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar tamamen doluysa, dikkat edin burada 3 santim ya çok dikkatli olun. Önemli bir şey söyleyeceğim burada. Burada 3 V'lik hacim dökülmüşse şurada bakın şu izada şöyle paralel kestiğim zaman şu yatay zemine paralel kestiğim zaman şurada da 3 V'lik bir hacim söz konusudur. Kafa kafaya kalır. Tamam mı? Bunu unutmayın. Şimdi toplam 6 V var. 3 yere 6 V gelirse 7 birimlik yere ne olacaktır? 14 V'lik bir hacim gelecektir. Demek ki birinci konumda 20 V'ye kadar su vardı. İkinci konumda 3 V'sini döktük biz. 17B'ye kadar kaldı. Cevabımız 20 bölü 17 diyoruz. Evet 11. soruya bakalım. Zeynep yarı çapı 30 santim olan küre şeklindeki karpuzu şekildeki gibi üst kısımdan 20 santim derinliğinde kesmiştir. Şöyle bir tane karpuz düşünelim. Tam şurası merkez olsun. Üst kısımdan 20 santim olacak şekilde kesiyor. Şimdi buradan şöyle bir yüzey oluşuyor bakın. Şöyle bir yüzey oluşuyor. Ben diyorum ki 20 santim ise buradan buraya 10 santim kaldı. E burası da R diyelim. Yeni düzlemsel kısım. E yarıçapı da 30'du Buradan R kare eşittir. 30'un karesi eksi 10'un karesi. R kare eşittir. 800 oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar bizden ne istiyor? Bu düzlemsel alanı istiyor. Yani pi R kare istiyor. Pi R kare. R kare 800'dü. Cevabımız 800 pi olacaktır diyoruz. Ve geldik 12. soruya. 12. soruda şekilde verilen yarım daire halkası merkezinden geçen D doğrusu etrafında 180 derece döndürülüyor. Tamam. Halkanın uzayda taradığı bölgenin hacmi nedir? Şimdi normalde arkadaşlar ne kadar bir hacim tarar? 4 bölü 3. Hani bu içi boşluk olmasaydı. 4 bölü 3 pi çarpı r küp. Yani 7'nin küpü. Ama ne var? İçinde boşluk var. Şu kısmı çıkarmam lazım. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 3'ün küpü. Böyle bir hacmi çıkarmam lazım. Şimdi 4 bölü 3'ü 4 bölü 3 pi'yi ortak paranteze alalım. 7'nin küpü ne yapar? 49. 49 ile 7'yi çarptığımız zaman 343 mu? 343. Eksi 3'ün küpü 27. O da ne yaptı sevgili arkadaşlar? 316 mı? 316 bölü 3 çarpı 4 pi. 4 pi bölü 3'e çarpı. 3'e böldüm. 3'e bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. Burada ufak bir hata mı yaptık acaba? Bir daha bakalım. Ha 180 derece döndürülüyormuş. Özür dilerim arkadaşlar. Bakın 180 derece döndürülüyorsa 180 derece döndürülüyorsa az önce hesapladım 360 derece içinde. Bunu bir daha 2'ye böleceğiz. 2'ye böldüğümüz zaman şunlar sadece işte 2. Buradan cevabımız ne olacaktır? 632 pi bölü 3 şeklinde olacaktır. Tamam mı? 180 derece dediği için. Geldim buraya. Yarı çapı. Şimdi biz bunu öncelikle açtığımız zaman R3 L6 alfa bölü 360 demek ki arkadaşlar alfa 180 derece. Şimdi biz bunu açtığımız zaman şöyle bir şey. 180 derece dümdüz olur değil mi? Niye şey yaptıysak. Şöyle bir şey oluyor bakın. Şimdi sevgili arkadaşlar burada 180 derecelik şöyle açıyı daha güzel ifade etmeye çalışalım. Şöyle 180 derecelik bir şekil olsun şöyle bir şey oluşuyor. Unutmayın. Şimdi bizden istediği şu. Burada tam şu doğru arkadaşlar. Tam ortasında 180 derecesi. Ben bunu ikiye böldüm. 90-90. Süper. Şimdi 90-90 yaptım. Burada 1 santim yüksekliği. Burada 6 santim. Doğru mu? Şu. Ana doğru. Bakın ana doğru. Bu da ana doğru. He, hocam buradan buraya o zaman ne olması lazım sevgili arkadaşlar? 1-6 90 derece olduğuna göre kök 37. En kısa yol kök 37 pi'dir diyoruz. Evet değerli arkadaşlar 14. soruya devam ediyoruz. AC ile CD uzunluğu birbirine eşitmiş. Tamam süper. AB 12 santim, BC 9 santim diyor bakın sevgili arkadaşlar. Hemen geliyorum. CD kenarı etrafında 48 derece döndürülürse. Şimdi şöyle geldim. CD kenarı etrafında 48 derece döndüreceksen madem. Şöyle bir şey olacak bakın çizdim. Şöyle CD etrafında döndürdüm. Döndürdüğüm zaman ne oldu CD etrafında? Bakın şöyle değerli arkadaşlar. Bir ne elde ettim? Koni elde ettim. Hemen geliyorum diyorum ki buradaki hacmi büyükteki hacminden küçükteki hacmini çıkaralım. 1 bölü 3 pi r kare r'si 12 bakın. 12'nin karesi 144. Ne yapacaktık? Çıkaracaktık. Büyüğü yükseklik nedir burada bakın. 9, 12, 15, 15. Yani 24'ten 1 bölü 3 çarpı pi r kare çarpı yükseklikten diğerini 1 bölü 3 çarpı pi r kare çarpı yükseklik yani 9'u çıkarıyoruz. Kaç derece döndürmüş? 48 derece. O zaman 48 bölü 360 diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim. Burası 15. 15'i böldüğümüz zaman 24. Bakın 24 ile 48 sadeleşti. 2. 2 ile geldim ben buradan. 144'ü çarptım. 288 pi bölü 3. Buradan da cevabımız 96 pi çıkacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldim buraya. Yarı çapı 40 santim olan o merkezli küre şekil birdeki gibi yere paralel düzlemle kesildiğinde elde edilen ara kestin alanı 576'dır. Şimdi şuradan kesildi. Şuradaki ara kestin alanı bir saniye gibi yere paralel bir kesildi elde edilen ara kesitin alanı 570. Evet burayı soruyor. Şimdi 576 ise pi r kare eşittir 576. R buradan 24 geldi. Demek ki yarı çapı 24'müş şu ara kesit için. Şimdi kesik küre ara kesitin 4 santim aşağısında paralel başka bir düzlemle kesildiğinde yeni oluşan ara kesiti soruyor. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar ben buraya şöyle alayım. Aldım. Yarı çapı 40'tı. Tamam süper. O zaman burası R. O zaman ben burada neyi buldum sevgili arkadaşlar? 40, 24, 3, 4, 5'in katlarını zorluyorum hemen. 8 katı 5'in, 3'ün 8 katı, 4'ün 8 katından burası 32. Şimdi diyor ki ben 4 santim daha aşağı kaydıracağım. Kaydıralım efendim. 32 santim, 4 santim daha aşağı kayarsa 28 santim. Doğru mu? 28. Ne olacaktır şurada oluşan ara kesit? Yani şuradan kesmiş ama Şöyle düşünelim. Merkez burası o zaman. Öyle düşünün. Tamam mı? Şöyle düşünelim. Şimdi şuradan daha iyi gösterelim. Ara kesit hatası olmasın. Merkez burası olsun. Daha iyi gösterme adına. Şuradaki kısım sevgili arkadaşlar 28 santim oldu. 32 santimdi ya. 4 santim daha aşağı inince 28 santim oldu. E şimdi benim buradaki yarı çapım 40. Benim şuradaki re kareye ihtiyacım var. Re kare eşittir. 40'ın karesi eksi 28'in karesi. İki kare farkı mantığıyla bulayım. Çıkardım 12 topladım 68 mi? Evet şimdi çarpayım. 680 680 136 daha 680 artı 136 topladığım zaman 816 pi'lik bir alan bulacağım. R'si bakın R kare 816 çıktı. Alan dediğimiz zaman pi R kare o da 816 pi diyoruz. Geçtim Nereye? 16'ını soruya. Eş iki küre birbirlerine dik ve silindirin yüzeylerine teğet olacak şekilde yerleştiriliyor. Diyor ki silindir ile küreler arasında kalan e, kısmın hacmi bir küre hacmini kaç katıdır? Tamam bir kürenin yarıçapına çapına 1 diyeyim. Herhangi bir uzunluk vermemiş. O zaman silindirin yarıçapına çapına 2 dedim. Bakın yüksekliğine de 2 diyorum. Neden? Küreden dolayı bakın. 1, 1, toplam 2. Şimdi silindirin hacmini bulalım. Silindir. Pi R kare 2'nin karesi çarpı 2. O da eşittir. 8 pi. Güzel. Şimdi bir tane kürenin hacmini bulalım. Küre. 4 bölü 3 pi r küp. Bakın pi r küp. Yani birin küpü. O zaman kürenin bir tanesinin hacmi 4 bölü 3 pi şeklindedir. Şimdi iki tane kürenin hacmi ne olacaktır? 8 pi bölü 3. Ben 8 pi'den yani silindirin hacminden bu kürenin hacimlerini çıkarırsam aradaki boşluğu buldum. Ne olacaktır o da? Çıkardığımız zaman 24, 8 çıktı. 16 pi bölü 3 kadar bir boşluk vardır. Bu kadar kalıyor mu ya? Durun bir saniye bakalım. Silindir 2, pi r kare çarpı yükseklik 8 pi tamam. Bir tane küre 4 bölü 3 pi r küp birin küpü tamam. 4 bölü 3 pi. iki tane var. Kalıyormuş valla. Şimdi kalan kısmın hacmi yani 16 pi bölü 3 diyor ki bir tane kürenin hacmini yani 4 pi bölü 3'ün kaç katıdır böldüğümüz zaman 4 cevabını elde ediyoruz. Geldik buraya. Yarı çapı 6 santim olan dik silindir biçiminde bir miktar su vardır. Yarı çapı 6 santim olan. Tamam. Bu kabın içine yarı çapı 2 santim olan küre şeklindeki metal bir atıldığında bilye tamamen batıyor. Su seviyesi kaç santim yükselmiştir? Şimdi bakın yarı çapı 6 ise atıyorum şöyle şekil çizmiş olayım. Şöyle bilye attığın zaman şuradan haş kadarlık bir yükselme olduğunu varsayalım. Tamam mı? Yani başta şurada biraz su var üstünde. Attı battı haş kadar bir yükselme oldu. Tamamen battı. Şimdi diyorum ki bu küre bilyenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küp. 2'nin kübü. Bu kadar bir hacme sahip. Ne yapacaktır? Ee, seviye olarak yukarı çıkardığı sıvının hacmi de aynı olacak. Çünkü tamamen battı. O zaman diyorum ki benim silindirdeki o sıvı seviyesinin yani şuranın hacmi nasıl durum? Pi çarpı yarı çarpı, yani altının karesi çarpı h kadar yükseldi Değerli arkadaşlar bunlar pi'dir birbirini götürdü. Buradan ne oldu? 32 değil mi? 8 kere 4 32. 3 ile burayı çarptım veya 3 çarpı 36 çarpı h şeklinde bir göstereyim. 4'e böldüm. 8, 9, 8 bölü 27 cevabını h için elde ediyorum. Kolay bir soruydu. Geldim buraya. 6 adet 1 santimetre yarı çaplı küre yerleştiriyoruz. Şimdi 6 tanesi arkadaşlar bakın. Yan yana şöyle yarı çap 1, 1, 1, 1. Demek ki bunun yarı çapı, silindirin yarı çapı 2. Şimdi yukarı doğru 2, 2, 2. 6 santim yüksekliği var. O zaman geldim. Pi çarpı 2'nin karesi çarpı 6. O da eşittir. 24 pi'lik bir hacme sahiptir silindir. Geldim buraya. O kürenin merkezi diyor. Tamam küpün yüzeylerine teğet olduğuna göre A köşesinin yere yakın A köşesinin küreye en yakın uzaklığı nedir? Şimdi küreye en yakın uzaklığı merkeze doğru olan uzaklığıdır. Tamam mı? Yani şöyle merkeze doğru çizilen bir doğru olacak sevgili arkadaşlar ve şurada kesecek. Biz bunu bulmamız lazım. Tamam mı? Merkeze doğru. Şimdi şunu düşünüyorum. Bizim birim vermiş mi? Ha Birim küp demiş. Yani bunlar bir. E bir bir ise arkadaşlar şöyle düşünelim. Lütfen. Şu A üstü C üstü geldi ya buraya. Normalde bunun şu cisim e, köşegeninin uzunluğu neydi? A kare B kare C kare. Bunlar küre olduğu için diğeri de küp olduğu için bir bir bir. Yani şu uzunluk köküştür bakın. A C üstü köşegen köküştür Nereden buldum? Birin karesi artı birin karesi artı birin karesi. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar olan kısım yarısı mecburen kök 3 bölü 2 oldu. Peki Şurada nedir? Şuradaki mesafe birim küp olduğu için 1 bölü 2, 1 bölü 2'dir yarı çap. Bak tamam 1 olması lazım çapın. O zaman yarı çap 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 çıkardığımız zaman kökü eksi 1 bölü 2 cevabını elde ediyoruz. Kesik koninin yanı alanını soruyor şimdi bize. Şimdi normalde bunu ben yukarı doğru tamamlayayım bakın. Şöyle tamamladım. 1'e 4. Şurada 1 dedik. Yarı çap 1'e 3. He, Yarı çap 1'e 3. Buraya h diyeyim. 1'in 3'ü oranı h'ın h artı 4'ü oranı. h buradan 2 çıktı. Demek ki şuradaki yükseklik 2. Güzel. Buraya kadar herhangi bir problem kaldı mı? Buraya kadar herhangi bir problem kalmadı. Peki. Şimdi ben bunu açacağım. Şöyle bir şey açacağım. Açtığımı varsayıyorum. Şöyle. Benim şu kısım yok. Yani şuradaki kısmı istiyor bizden. Tamam mı değerli arkadaşlar? Bu kısmı beraber sizlerle bulalım. Peki nasıl bulacağız? Hatırlayalım neydi? Pırıl pırıl. Yani şuradaki ana doğruyu bulalım. 3, 6 burası tamamen 3 kök 5. Burası da kök 5. Şimdi pırıl pırılsa madem P çarpı R 3 çarpı bakın P R ana doğru 3 kök 5 tamamı olsaydı evet buydu ama burada şunu çıkarmamız lazım. Peki burayı bulalım pırıl pırıl yine. Pi çarpı 1 çarpı L'si kök 5. Buradan 9 kök 5'ten bir tane kök 5 çıkardığımız zaman 8 kök 5 gibi bir alanı elde ediyoruz. Geldim buraya. Eşkenar üçgen dik prizma verilmiş. Prizmanın hacmi 12 kök 3. Şimdi prizmanın hacmini vermiş. Prizmanın hacmini nasıl bulduk sevgili arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklikte. Şimdi yükseklik 4 ise demek ki taban alanı 3 kök 3. Peki eşkenar üçgen dediğine göre eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tü. Bu eşittir 3 kök 3 olarak verilmiş. Bunlar gitti. A dediğim uzunluk 2 kök 3'e denk geldi, değil mi? 12 o da 2 kök 3. Güzel yarıçapı buldum. Güzel. Şimdi ne istiyor benden? En büyük silindirin hacmini istiyor. Güzel geldim. Yarı çapın ben ne olduğunu biliyorum değerli arkadaşlarım. Yarı çapın, özür dilerim, bir kenarın iki köküç olduğunu biliyorum. Şimdi eşkenar üçgende sevgili arkadaşlar şöyle çizdiğiniz zaman tam merkeze geldi. Açı ortaların kesim noktası. Burası 30 derece. Ben dikkat edin bir kenar uzunluğu iki köküç biliyorsam yarısı köküç olacak. 60'ın karşısı köküç ise 30'un karşısı 1'dir. Ben artık bu silindirin yarı çapını buldum. Yarı çap 1. Peki silindirin hacmini nasıl buluyoruz? Pi çarpı r kare yüksekliği de 4 santim verilmiş. Buradan cevabımız 4 pi şeklinde olacaktır diyoruz. Devam ediyorum değerli arkadaşlarım bir sonraki soruya. Diyor ki şekildeki küpte B merkezli AN yayı ve C merkezli DL yayı ile ilgili silindirik yüzey oluşturmuş. Bakın silindirik yüzey bir silindir. Tamam. ADL'nin silindirik yüzeyinin alanı nedir? Şimdi normalde o zaman 90 derece 360 derece olsaydı yan alanı nasıl bulacaktım ben? Çok kolaydı. Diyecektim ki hocam yanar alan nasıl bulunuyor? 2 pi r 2 pi r çarpı h. Doğru mu? Şimdi bunun yüksekliğini şöyle 6 alabilirsiniz. Yarı çapı da 6. Öyle düşünebilirsiniz bakın. Şöyle bir silindir var elinizde. Bunu tamamladığınızı düşünün. Şöyle tamamladığınızı düşünün. Yarı çapı da 6. Yüksekliği de 6. Tamam o zaman geldim. 2 çarpı pi çarpı 6 çarpı 6. 90 derece olduğu için 4'te 1 oldu. Buradan 18 pi cevabını elde ediyoruz. Geldim 23. soruya. Yarı çapları 1 santim olan iki küre üst üste konuluyor. PRO, T, D, M noktalarıdır. Dik koninin yüksekliği OT 5 santim. Dik koninin yüksekliği OT, şu OT yüksekliği 5 santim. Koninin yanal alanı kaç pi santimetre karedir? Şimdi OT 5 santim. Güzel. Hemen çizdim. Şöyle T 5 santim şey evet tamam 5 santim dik koninin yüksekliği verilmiş koninin yanal alanı nedir diyor. Şimdi koninin yanal alanı nedir? Ha bunlar yarıçapları çapları 1 santim olan kürelermiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi yarıçap 1 santim olan küreleri koydum. Şurası 1. Bakın buradan buraya kadar 1, 1, 1, 3 santim olduğuna göre buraya 2 mi kaldı? Demek ki burası ne oldu? Kök 3. Ha demek ki hocam burası 30 derece. 30 derece ise ben hemen artık buralardan biraz yürüyebilirim. Derim ki hocam burası 60. 60'ın karşısı, karşısı 5 ise demek ki 30'un karşısı 5 kök 3 bölü 3'tür. Güzel. Şimdi koninin yanal, yanal, alanını bulalım. Oo, yanal alan. Yanal alan neydi? Oraya gideceğim şimdi. 30'un karşısını biliyorsan 90'ın karşısı ne olacaktır? 10 kök 3 bölü 3. Güzel. Buraya kadar problem var mı? Hatalı bir şey yaptık mı? Ona bakalım. Çizdik. Dedik ki 5 santim 1, 1, 1, 1 olunca buraya 2 kaldı mecburen. Burası 1. 90 derece, 30, 60 derece. Güzel. Burası da 60 derece. Burayı da bulduk. Peki neydi alan? Pırıl pırıl. Değil mi? Hatırlıyor muyuz? P çarpı 5 3 bölü 3 çarpı 10 3 bölü 3. Buradan sevgili arkadaşlar şu köküç köküç gitti. 3'ü buradan 50 pi bölü 3'ü yakaladık tamam mı? Yanal alanın pırıl pırıl olmasından dolayı geldim buraya taban yarıçap 5 cm. bakın bu sorular şöyle yani bu açtığınız zaman yan alanı şu noktadan bakın A'dan D'ye geliyorsa bu noktadan buraya geliyor çünkü açıldığı zaman bu nokta arkadaşlar tam burası oluyor güzel aynı zamanda ha burası değişse burası üstü gibi de düşünebilirsiniz. D noktasına giden karıncanın aldığı yol en az 50 cm ise. Şimdi ben neyi biliyorum burada? Bildiğim bir şey yok mu? Tavan yarıçapı çapı 8'miş. O zaman şu uzunluğu biliyorum ben. 2 pi r'den. 2 çarpı pi çarpı r'si 8. E pi de 3 alın demiş zaten. Buradan 48 santim olduğunu buldu mu? Bakın burası 48. Benim bu noktadan buraya gittiğim en kısa mesafe için bana 50 diyor. E 48 ise arkadaşlar 7, 24, 25'in katı demek ki burası 14 silindirin yüksekliği 14 santimetredir diyoruz. Ve geldik buraya. Yükseklikleri eşit olan içi boş iki silindir iç içe konulmuştur. Akış hızları aynı olan iki musluktan biri içteki silindiri, diğeri ise iki silindir arasında kalan bölgeyi doldurmaya başlıyor. Tamam. İçteki silindir dolduğu anda arada kalan arada kalan bölgenin 1 bölü 5'i dolduğuna göre büyük silindirin yarı çapının küçük silindirin yarı çapının oranı nedir? Şimdi akış hızları aynıymış. Önce bu önemli. Şimdi ben buraya x'lik bir yarı çap var dersem diğerine de şöyle mavi kalemle göstereyim. Y'lik bir yarı çap var diyeceğim. Şimdi bu dolduğu anda diğeri 5'tir. Yani burası 5h yüksekliğe sahipse doluyor. Bu daha efendim h yüksekliğine sahip olmuş oluyor. O zaman ne olması lazım sevgili arkadaşlar? Demem lazım ki şuradaki sonuçta aynı şekilde su akıtıyorlar. Pi çarpı dikkat edelim pi çarpı ee, ne diyeceğim? Normalde şöyle dolduğunu varsayıyorum sevgili arkadaşlar. Pi çarpı r kare y'nin karesi çarpı h eksi bakın aradakini bulacağım. Pi çarpı x'in karesi çarpı h. Bu benim aradaki sıvının yüksekliği. Unutmayın. Bu kadar bir sıvı var burada. Peki aynı şekilde akıttı. Burada ne kadar sıvı var? pi çarpı x'in karesi çarpı 5h. Sonuçta bu sıvılar birbirine eşit. E buna pi'ler bir kere götürelim. Y'leri götürelim. Süper. Y'ler diyorum. H'ları götürelim. Çok güzel. Y kare eşittir. Bunu diğer tarafa atalım. 6x kare. Y eşittir. Kök 6x. Ne diyor? Büyük silindirin yarı çapının küçük silindirin yarı çapına oranı. Yani kök 6 diyoruz. Geldik buraya. AB çaplı tepesi açık küre biçimindeki bir kaba su damlamaktadır. AB 60 santim. Şimdi 60 santim ise şurası 30 santim oldu. Güzel. Şimdi musluk kapatıldığında suyun oluşturduğu EF çaplı daire yüzeyinin alanı. Yani şurası. Pardon şurası. Şurada oluşan alan sevgili arkadaşlar 576 ise Pire karenin 576 olabilmesi için R'nin 24 olması lazım. Hemen geliyorum ki aa bunun yarıçapı çapı 30'du. Güzel. E buradan hemen geldim Pisagor. Doğru mu? Buradan hemen Pisagor'u patlatalım. E, 3, 4, 5'in katları 6 katı. Demek ki 3'ün 6 katı. Burası 18. E buradan buraya kadar 30 santim olması gerekiyor. O zaman burada ne oldu? 12 santimlik bir yükseklik oluştu. Geldim buraya. 27. soruda şöyle diyor. Şekildeki cisim yarıçapları eşitlik, silindir ve yarım küre birleştirerek oluşturulmuştur. Yüksekliği 24 santim olan silindire. AC, BC. He. Şimdi AC'nin olduğu yere, BC'nin olduğu yere. Yani ben buraya 3 dersem buraya 4 toplam 4 diyeceğim. Buraya da 1 demem lazım. Yüksekliği 24 santim olan silindire. Şimdi 24 santimde 3K 1K demem lazım. Şöyle. Buradan da 3K'nın olduğu yer 18, 1K'nın olduğu yer 6 gelir. 24 santim olması sebebiyle. Güzel. Bu silindir e, ne yapıyor? Suyun yüksekliği R kadar oluyor. He, şimdi buraya kadar doluyor hacmin yarısına kadar doluyor. O zaman şunu diyorum. Diyorum ki buradaki hacim neydi? Pi çarpı R'nin karesi çarpı 18. Bu kadar elimde sıvı vardı. Peki şu anda ne kadar sıvı var sevgili arkadaşlar? Şu anda şu yarım. Şurayı nasıl bulurum? Pi çarpı R kare. Şu yükseklik şu anda 24 santim. Yarısına kadar dolu olduğu için bölü 2. Şurası ise 4 bölü 3 pi R küp bölü 4. 4'te 1'i çünkü dikkat evet. Şunlar gitti sevgili arkadaşlar. Pi re küp bölü 3. Şimdi şuradan da şöyle 12 gelsin. Ne oldu? 12 pi r kare artı e, pi re küp bölü 3 eşittir şuradaki hacim olacak. Yani 18 pi re kare. Şimdi her tarafı pi r kareye bölelim. Gitti. Şurada sadece r kaldı. Şurası gitti. Ne oldu arkadaşlar? 12 artı R bölü 3 eşittir 18 santim. Buradan R eşittir 6 santim olur diyoruz. Değil mi? Pardon 6 olur mu? Özür. R bölü 6 6 olması gerekiyor. R buradan 18 olur. Geldim bir sonraki soruya. Formüllerini vermiş demiş ki böyle hesaplayabilirsin. Taban dairesinin yarıçapı yarım kürenin yarıçapına eşittir. Tamam. Dik koni zeminine dik biçimde tutuluyor ve tamamı dolu olan yarım küre biçimdeki kabın içindeki su koniye döküldüğünde koninin hacminin 1 bölü 6'sı doluyor. Şimdi bakın koninin hacminin 1 bölü 6'sı. Ben buraya V dersem hacminin 1 bölü 6'sı doluyor. He, burası 5V tamamı 6V olacak. Güzel. Şimdi o zaman şunu derim. Buradaki sıvının hacmi nedir? 4 bölü 3 pi R küp bölü 2. Ben bunu eğer 6 özür dilerim. Evet tamam. 6 ile çarparsam 6 ile çarparsam koninin hacmini bulacağım. Doğru mu? He, süper. E koninin hacmi neydi? Pi r kare çarpı yükseklik bölü 3. Şimdi bir sadeleştirme görelim. 3 oldu. Şu 3 de 3 sadeleşti. Buradan pi r kareler gitti. R oldu. Doğru mu? Buradan arkadaşlar 12R eşittir H değerini bulmuş oluyoruz. İçler dışlar çarpımı Bakın 4R solda kaldı. H bölü 3 sağda kaldı. Devam ediyoruz. Geldik buraya. Eş iki dairesel koni verilmiş. Hmm, çok güzel. Allah razı olsun. Şimdi burada çizdim. Taban yarıçapı 30 şurası 60 santim. Ana doğru 50 santim. Ben şöyle yapıyorum. Diyorum ki hocam şuradan bir tane yükseklik çizsem. O nasıl bir yükseklik hocam? Biraz daha düzgün çizelim. Şöyle çizelim hadi. Çizdim. Ben buraya x dersem tamamı 50 olacağı için burası 50-x. Buraya da h diyeyim. Buradan tahmini yani 3-4-5'in katları gelecektir kesin. Mesela ben buraya 48 dersem ne olur? Ee, 4'ün 12 katı şey olmaz değil mi? Çok hoş değer gelmez. 40 desem gelir mi? devam? Neyse ya, bir işlem yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. x kare artı h kare eşittir 3600. <laughs> h kare artı 50 eksi x'in karesi ne yapar? 2500 eksi 100x artı x kare eşittir 2500. Buradan x kare artı h kare 3600'du. Şu 2500'ler zaten birbirini götürdü. 3600'ü diğer tarafa attık, x 36 geldi buradan. Şimdi x 36. 36 ise burası 48. Evet 12 katı. Doğru mu? Bu da 7, 24, 25'ten gelecek. Pardon. Burası da 14. Güzel. Şimdi burayı bulduk. Doğru mu? 14. Aynı şekilde bu tarafta aldığınız zaman arkadaşlar buranın da 14 santim olduğunu yakaladın. Buradaki uzunluk 28 santimetredir diyoruz değerli arkadaşlar. Ve geldik 30. soruya. Diyor ki bu çeyrek daire tepe noktası D olan bir koninin yan yüzeyi olarak kullanılıyor. Hangisi? D merkezli kesiyor. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar koninin hacmini soruyor bana. Güzel. Şimdi 90 derece bu. 90 derece ise 90 bölü 360 neydi? R bölü ana doğru yani 4. Çünkü bu artık ana doğru konumuna geçer. Buradan R'yi bulduk? 1. Aslında biz şöyle bir koni oluşturuyoruz. Yarı çapı 1. Bakın yarı çap 1 ana kol 4. Şuradan h diyelim. h kare eşittir 4'ün karesi eksi 1'in karesi. h kare eşittir 15, h eşittir kök 15. Şimdi buradaki hacmi nasıl bulacağım? Buradaki hacmi 1 bölü 3 pi çarpı r kare 1'in karesi çarpı kök 15. Doğru mu? Buradan koninin hacmini bulduk mu? Evet. Buradan ne oluyor? Pi'yi 3 alın dediği için şunlar gitti. Kök 15 santimetre küp diyorum. Acaba diyorum pi nerede ya? Şimdi geldim buraya. Evet hacmini şöyle bulabilirsin demiş. Taban yarıçapı 6 santim ve yüksekliği 12 santim olan dik dairesel silindir sürahinin tamamı suyla doluymuş. Suyun bir kısmı taban yarıçapları 3 santim olan dik dairesel silindir biçimindeki iki boş bardaklara boşaltıldığında tamamen suyla doluyor. Son sorumda sürahide kalan su yüksekliğiyle bardak lardaki su yüksekliği birbirine eşit oluyor. Tamam. Şimdi normalde buradaki hacim ne kadar? Pi çarpı normalde su hacmi arkadaşlar ne kadar? Pi çarpı R'nin karesi 6'nın karesi çarpı 12. Bu ne yapıyormuş? Ee, <laughs> i̇ki tane bardağı dolduruluyor değil mi? İki özdeş bardağı. Bardakların yüksekliğini de H diyelim. Şimdi buraya bir bardağı pi R kare çarpı H kadar. R'sini de 3 olarak vermiş zaten. Direkt yazalım. 3'ün karesi çarpı h kadar su doluyor. E diğerine de aynı şekilde doluyor. Bir de silindirin içerisinde su kalıyor. Ondaki yükseklik de oluyormuş. Yani pi çarpı altının karesi çarpı h. Buradan pi h'ları bir gömelim aşağı. Pi h'ları gömemiyoruz pardon. Pi'leri bir gömelim aşağı. Güzel. Gömdük. Ne oldu? 9h, 9h, 36h toplarsam 54h. Burada ne var? 36 çarpı 12. 18'e böldüm 3. 18'e böldüm 2. 3'e böldüm 4. H yüksekliği eşittir 8 santim. Demek ki bir bardaktaki su yüksekliği 8 santimdir. Geldim buraya. Dik dairesel P noktası yere değecek şekilde yerleştirilmiştir. ABC noktaları doğrusal. Taban alanı 100 pi ise pi r kare. Pi r kare 100 pi ise buradan r'si 10'dur. Yani burası 10 burası da 10 diyorum. Güzel. Koninin hacmi 800'müş. Hacim neydi? 1 bölü 3 pi r kare yani 100 pi çarpı yükseklik h eşittir 800 pi'miş. Buradan gittiği zaman h değeri ne oldu? 24 mi oldu arkadaşlar? O zaman ben p noktasından yüksekliği çizdiğim zaman bu yüksekliğin 24 santimetre olduğunu biliyorum. Güzel. Diyor ki BPC üçgeninin çevresi nedir? BPC. Şimdi 5 12 13'ten 10, 24 buraya 26 diyebiliriz bakın. 5, 12, 13'ten ben buraya 26 diyebilirim. Çok güzel. Sonra büyük üçgene bakın. 24, 32, 3, 4, 5'in katı değil mi? 8'er katı. Yani o zaman burası da 40 hocam. Artık çevreyi bulabilirim. 40, 26 daha 66, 22 daha 88 diyorum. Evet değerli arkadaşlar adım tarama testimizi bitirdik. Hatalarımız varsa kontrol ediyoruz. Yanlış yaptığımız sorularla alakalı kısa kısa konu anlatım yaptığımız bölümlere bir daha bakabilirsiniz. Veya ek videolar seyrederek bu açıkları kapatabilirsiniz. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen indirebilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.